Ben Uğur Mutlu. Keseler ve keselerde işlemlerde, denk kesirleri ve sıralamayla sizlerle beraberiz. Bronz madalya. 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'da ev sahipliği düzenlenen Dünya Kupası'nda A milli futbol takımımızın dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştır. Yandaki tabloda takımımızın Dünya Kupası oynadığı maçlar ve maç sonuçları verilmiştir. Toplamda 7 maç oynamışızdır. Bunlardan 7 maçın Brezilya ile mağlubiyet, Costa Rica ile beraberlik, Çin ile galibiyet, Japonya ile galibiyet, Senegal ile galibiyet, Brezilya ile mağlubiyet, Güney Kore'yle de tekrar galibiyet kazanmışızdır. Bu mağlubiyetimiz 2 tane, beraberliğimiz 1 tane, galibiyetimiz de 4 tanedir. Toplam 7 maç oynadığımız için mağlubiyet 2 bölü 7, beraberlik 1 bölü 7, galibiyetimiz de 4 bölü 7'dir. Paydaları eşit olan ifadelerin paylarına göre büyüklükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Galibiyet büyüktür, mağlubiyet büyüktür, beraberlik olarak yazabiliyoruz. Bu sayılarda karşılaştırmak için ne yapıyoruz? Paydalar eşitse payı büyük olan büyük olarak karşımıza gelecektir. Takımımız bir maç daha yapıp berabere kalsaydı, yani bu beraberlik yerine 2 olsaydı, o zaman artık 7 maç değil 8 maçlık bir şey olacaktı. 4 galibiyetimiz olduğu için galibiyet oranımız 4 bölü 8, yani 1 bölü 2 yarım olması gerekiyordu. Aşağıdaki eş parçada ayrılmış şekillerin boyalı kısımları ifade eden kesirleri yazınız ve sıralayınız. 7 boyalı kısım var. Pay yerine 8 parçam olduğu için payda yerine. 3 boyalı kısmım paya 8 bölme payda yazılır. 4 kısım boyalı 8 kısım parça olduğu için geliyor. Bu bizim için yarım olarak karşımıza gelir. 8'ler yani paydalar aynı olduğu için sıralama olarak payı büyük olan 7 bölü 8 büyük olacaktır. 4 bölü 8'den o da büyük olacaktır. 3 bölü 8 olarak karşıma gelir. 11 bölü 8, 3 bölü 8, 7 bölü 8 kesire sayı doğrusunda gösteriniz. Bütüne ve yarıma en yakın olan kesirleri belirleyiniz. 11 bölü 8, 1 ile 2 arasında burada 11 bölü 8 olacaktır. 3 bölü 8 yarımdan biraz aşağıda. 3 bölü 8, 7 bölü 8 de 1'e yakın 7 bölü 8. Bütüne tam yakın olan 7 bölü 8, yarıma yakın olan 3 bölü 8'dir. Neden 11 bölü 8 bir bütüne yakın değildir? Çünkü arada 8 bölü 8'e 3 parçalık bir mesafe, 7 bölü 8'de 1 parçalık mesafe olarak gelecektir. Paydaları eşit kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Örnek olarak burada baktığımız zaman 11 bölü 8 büyüktür. 7 bölü 8'den 7 bölü 8'de 3 bölü 8'den büyük olacaktır. Kesirleri farklı yazalım. Kağıdımızı 12 eş parçaya ayıralım ve yarısını kırmızı, yarısını beyaz parçalara boyadığımız zaman beyaz zaten kalıyor. Kırmızı renkli kağıtların ifade eden 6 tane boyalı, 12 tane tümü olduğu için 6 bölü 13 olarak karşıma geçer. Aynı renkte olanları yan yana olacak şekilde ikili gruba ayrılırsak altılı grup içinde kırmızı renkte olacak bir parça, diğer ikinci parça da 1 bölü 2 olacaktır. Kağıtlarımızı aynı şekilde üçerli ve altışarlı gruplara ayırdığımız zaman 3 tane kırmızımız, toplam 6 tane parçamız olacaktır. 3 bölü 6. Yazdığımız bu kesirlerin pay ve paydalar arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiye sahip başka kesirler yazabilir miyiz? Evet, yazabiliriz. Çünkü bütün hepsi aynı ifadeyi tanımladığı için 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 6 eşittir 6 bölü 12 şeklinde olacaktır. Bunlar yarım temsil eder. Yarım temsil edeceği için farklı farklı, örneğin 2 bölü 4 yapabiliriz, 5 bölü 10 yapabiliriz, 7 bölü 14 yapabiliriz. Hepsi birbirine eşit yarım olan ifadeler olacaktır. Yanına eşit büyüklükte iki pizza verilmiştir. Ahmet bu pizzalardan birini 4 eş parça ayırmış, iki parçasını yemiştir. Yani 2 bölü 4'ünü yedi. Mustafa ise 8 eş parçaya ayırmış, 4 parçasını yemiştir.
O zaman 4 bölü 8 oldu. 2 bölü 4 ile 4 bölü 8 birbirine eş kesirlerdir. Yani yedikleri pizza miktarları ikisinin de yarımdır. Bir anne eşit büyüklükte 2 tepsi börek yapmıştır. Bu tepsilerden birindeki böreği 15 parçaya, diğerini 25 parçaya bölmüştür. Oğluna 10 parçalık tepsiden 3 parça, yani 3 bölü 10. Kızına 20 parçalık tepsiden kaç parça börek verirse oğluna ve kızına eşit miktarda vermiş olacaktır. Yani buradaki A bölü 20 eşit olması için A'yı bizden istiyor. Onun 2 katı 20 olduğu için burayı 2 ile çarpmış. Demek ki 3'ü de 2 ile çarparsam aynı şey olması gerekiyor. 3 kere 2'nin 6 olması gerekiyor. Demek ki kızına 6 parça börek vermek zorunda. Burada 3 bölü 10 ifadesini hem üstü yani payı ve paydayı aynı sayılarla çarptığımız zaman 6 bölü 20 olacaktır. Biz buna genişletme ifadesini kullanıyoruz. Çizgi olarak yapacaksak 10 tane kesir var. 10 parçanın 3'ünü yemiş. Bu 10 parçayı ikişer parçaya böldüğümüz zaman 6 bölü 20 olacaktır. 6 da kızına yedireceği yemek olması gerekecektir. Yukarıdaki modeller kesirleri inceleyelim. 2 bölü 3, 4 bölü 6, biraz daha parçalı zaman 6 bölü 9. Buraya baktığımız zaman tüm modeller birbirine eşit parça ve eşit parçada boyanmıştır. O zaman 2 bölü 3, 4 bölü 6 ve 6 bölü 9 ile birbirlerine hepsi eşit olarak karşımıza çıkacaktır. Burada 2, 2 katı, 3 çarpılmış, 4 de genişletilmiş, 8 bölü 12, 5 de genişletirse 10 bölü 15, 6 ile genişletirse 12 bölü 18 şeklinde ifadeler karşıma çıkacaktır. 8 bölü 12 de yine birbirine eşit olan aynı ifade olarak karşımıza gelecektir. Buradan tekrar böyle bir şey çizdiğimiz zaman burada 8 parça, burada 4 parçalık toplam 12 parça ifadesi karşımıza çıkar. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesir ifadesi denir. Birbirine denk kesirleri gösterirken eşitlik sembolü kullanırız. 2 bölü 5 eşittir 6 bölü 9. Burada pay ve paydanın aynı şekilde aynı sayıyla genişletilmesi gerekiyor. Birinci yol modellerek çözüm yapabiliriz. 2 bölü 5'i çizdikten sonra bir parçanın içerisinde 3 parça, 3 parça olacak şekilde 6 parça yaparız. 6 bölü 15 olacağı için tüm parçamız, cevabımız, kutumuz 15 olabilir. İkinci yolumuz ise kesirlerin payları arasındaki ilişkiyi bulup aynı ilişkiyi paydalar içinde uygulamak. 2'nin 3 katı 6 ise 5'in de 3 katı olması gerekiyor. 15 olması gerekiyor. Çünkü 2 bölü 3 dediğimiz sayıyı ikisini 3 ile genişlettiğimiz zaman hem pay hem paydayla çarpılmış olacak. O da 6 bölü 15 bizden istenen karşımıza çıkacaktır. Siz de 2 bölü 5 kesire denk olan başka bir kesir bulalım. O zaman bunu 2 ile genişletebiliriz. 2 bölü 5'i 2 ile çarparsam hem aşağıya hem yukarıya ne olacaktır? 4 bölü 10 olarak karşıma cevabım çıkacaktır. Biz bu işleme kesri genişletme diyoruz. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı 0 hariç çünkü 0 yutan elemandır ile çarpma işlemine kesri genişletme işlemi adı veriyoruz. Aşağıdaki kesirlere denk olan kesir birer kesir yazalım. 7 bölü 10. 7 bölü 10'u hem payı hem payda 2 ile çarparsak 14 bölü 20 olabilir. 13 bölü 9'u 4 ile genişletirsek 52 bölü 36 olur. Genişletme dediğimiz tekrar ediyoruz. Pay ve paydalar aynı sayı olarak karşımıza çıkacaktır. 1 tam 1 bölü 4 sayısını 5 ile genişlettiğimiz zaman 1 tam yerinde duruyor. 1 tam 5 bölü 20 olacaktır. Ya da bu sayıyı önce bileşik kesre çevirip 4 ile 1'i çarpıp 1 eklediğim zaman 5 bölü 4 olacak. Sonra 5 ile çarptığım zaman 25 bölü 20 edecektir. Buradan da baktığımız zaman burayı
20 ile 1'i çarptım 20, 5 eklediğim zaman 25 bölü 20 olarak da karşıma cevap çıkacaktır. 9 bölü 12, 3 bölü kutu. Hemen basit modelle baktığımız zaman 9'u 3'e bölmüşüz, 3 olmuş. 12'yi de aynı sayıya bölmem gerekir ki cevabı bulayım. Direktmen cevabımız 4 olarak karşımıza gelir. Ya da modelleme olarak yaptığımız zaman 9 bölü 12 ile kesrimiz var. Bu aynı miktarı göstererek 3 parça haline alması için 1, 2, 3 parça alıp toplamda 4 olarak kaldı. O zaman istediği cevabımız 4 olacaktır. İkinci yol ise dediğimiz gibi en basit sistem. 9'u 3'e bölüyoruz. 12'yi de 3'e böldüğümüz zaman sonuç 3 bölü 4'ten bizden istenen 4 olarak gelecektir. 9 bölü 12 kesrine denk olan başka bir sayı yazınız. Ne yapabilirim? 9'u 3'e bölebilirim. Ortak olan 3 olduğu için en sağdaki 3 bölü 4. O zaman genişletelim. 2 ile çarpalım. 2 ile çarpalım. 9 ile 2'yi çarptığımız zaman 18. 12 ile 2'yi çarptığımız zaman 24 olarak karşımıza cevabımız gelecektir. Bir kestin pay ve paydasını aynı sayı sıfır hariç tanımsız olmaması için bölme işlemine de kestri sadeleştirme diyoruz. Kestirin en sade hallerini bulmak için 24 ve 36'yı ortak bölenlerine bölebilirim. Ya da 2, 2, 3, 4 diye nedir? Kolay bir şekilde yapabilirim. 24'ü 12'ye böldüğüm zaman 2, 36'ı 12'ye böldüğüm zaman 3, 2 bölü 3, 24 bölü 36'ya denktir. 40 bölü 15, 40 ile 15'in ortak böleni 5 olduğu için 40'ı 5'e bölerim 8, 15'i 5'e bölerim 3 olacaktır. 2 tam 36 bölü 7 de 36'ya böldüğüm zaman iki tarafı 2 tam 1 bölü 2 olarak karşıma cevap çıkacaktır. Kesirleri sadeleştirmek kesirlerle yapılan işlemlerde kolaylık sağlar. Çok büyük sayılarla yerine küçük küçük sayılarla işlem yapmak bizim için daha pratik olacaktır. Tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilerek de sadeleştirilebilir ya da direktmen sadeleştirilip daha sonra bileşik kesire çevrilebilir. 2 tam 1 bölü 2 dediğimiz ifadeyi 2 kere 2 4 artı 1 dediğimiz zaman da 5 bölü 2 olarak da karşımıza çıkacaktır. Evet, oyun zamanında denk kesirleri boyama ihtimali olayımız var. Bu karelerden oluşan kağıtta 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 kesirlerine denk olan kesirlerin bulunduğu karelere boyanız. Bulunduğunuz şekli arkadaşlarınızla karşılaştırınız. Bir sorumuz var aşağıda. Bir bahçenin 4 bölü 7'sine gül, 1 bölü 7'sine papatya, 2 bölü 7'sine lale dikiliyor. Bu bahçede hangi çiçeğin dikili olduğu alanın daha fazla olduğunu bulalım. Tüm 7 parçanın en büyüğü 4'tür. Daha önce de bahsettiğimiz paydalar eşitse payı büyük olan her zaman daha fazladır. Burada gül büyüktür laleden, o da büyüktür papatyadan olması gerekiyor. Eğer modelleme üzerinde gösterecek olursak gülden 4 parça dikilmişti. Papatyadan 1 parça, laleden 2 parça. Sıralamaya baktığımız zaman gül, lale, papatya olarak sıralamamız karşımıza gelecektir. Sıralamaya 5 bölü 7 kesir dahil olsaydı 5 daha büyük olduğu için bu sefer 5'i en başa yazmam gerekiyordu. 5 bölü 7 büyüktür. 4 bölü 7'den olacaktır. Veri kutumuz. Bir kesirde pay birim kesirlerden kaç tane olduğunu gösterir. Dolayısıyla paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Her zaman dediğimiz gibi. Paydalar eşitse o zaman payı büyük olan daima büyük, paydası küçük olan daima küçük olarak karşımıza gelecektir. 1 bölü 15 daha küçüğü olmadığı için en küçüktür. Sonra 4 bölü 15, sonra 8 bölü 15, 11 bölü 15 ve 19 bölü 15 olarak gelir. 7 bölü 15 araya girseydi 4 ile 8'in arasında olacak. 7 bölü 15 olarak da karşımıza gelmek durumundadır. 2 tam 1 bölü 4, 1 tam 2 bölü 4, 3 bölü 4, 2 tam 3 bölü 4.
Birleşik cesirlere çevirerek de yapabilirim ya da bütünsel olarak modelleme olarak da yapabiliriz. 2'den 1 bölü 4 dediğimiz ifade, 1 tam 2 bölü 4 olan ifade, 3 bölü 4 olan ifade şeklinde yaptığımız zaman bir de 2 tam 3 bölü 4'ümüz var. Burada en büyüğü 2 tam 3 bölü 4, daha sonra 2 tam 1 bölü 4, 1 tam 2 bölü 4 ve en sonunda 3 bölü 4 olarak karşımıza gelecektir. İbrahim bir duvarın 3 bölü 7'sini, Oğuzhan aynı büyüklükteki duvarın 3 bölü 5'ini, İlhan da aynı büyüklüğü başka bir duvarın 3 bölü 8'ini boyamıştır. Bu 3 kişiden kimin daha fazla duvar boyadığını bulalım. Sıralı bir şekilde modellersek 7 parçanın 3'ünü, 5 parçanın 3'ünü, 8 parçanın 3'ünü boyadığımız zaman. Burada zaten modelde görüldüğü zaman 3 bölü 5 en büyüğü oluyor. Daha sonra 3 bölü 7, en sonda 3 bölü 8 olarak giriyor. Burada eğer paylar eşitse, bu sefer payda değil pay eşit. Pay eşitse payda küçük olan, paydası küçük olan bizim için değeri büyük olacaktır. Veri kutusunda da bahsettiği gibi payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Paylar aynı olduğunda daha çok parçaya ayıran kesirlerden her bir parçanın büyüklüğü diğerlerine daha göre daha küçüktür. Dolayısıyla paylara eşit olan kesirlerden paydası büyük olan kesir daha küçük olarak karşımıza gelir. 7 bölü 9, 7 bölü 2, 7 bölü 15, 7 bölü 6 kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman üsttekiler yani paylar eşit olduğu için paydası küçük olan daima büyüktür. 7 bölü 15 küçük olacaktır. 7 bölü 9'dan o da 7 bölü 6'dan ve 7 bölü 2'den. 7 bölü 7'yi koymak için hemen şuraya bir araya koymam gerekir. Nedir? 7 bölü 6 ile 7 bölü 9 arasında olduğu için. 3 sınıf arkadaşı Fatih ödevinin 1 bölü 2'sini, İlker 5 bölü 6'sını, Murat ise 2 bölü 3'ünü tamamlamıştır. Kim ödevini daha fazla kısmını tamamlamıştır? Bulalım şeklinde bir yaptığım zaman ilk işlemin modelleme olsun. Fatih aynı çizgide 1 bölü 2, İlker 5 bölü 6, Murat 2 bölü 3'ü yaptığımız zaman şekilden gözüktüğü gibi 5 bölü 6'lık kısım İlker'de daha büyük olacaktır. Daha sonra Murat 2 bölü 3'te daha büyük. En sonunda Fatih 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Burada bunları kesirleri genişleterek yapmak daha pratik bir yol olacaktır. 1 bölü 2, 5 bölü 6 ve 2 bölü 3 paydalarının 6'da genişlettiğini gördüğümüz zaman 1 bölü 2'yi 3 ile genişletiriz. 3 bölü 6, 5 bölü 6 zaten genişlemiş 5 bölü 6. 2 bölü 3 dediğimizde 2 ile genişletirse 4 bölü 6 olduğunda bu sefer direktmen aynı sonuç çıkar. Yine 5 bölü 6 büyüktür 4 bölü 6'dan ve 3 bölü 6 en küçük olarak karşımıza çıkacaktır. Kesirler sıralanırken sadeleştirme veya genişletme yapılarak paydaları eşitlenir. Eğer pay ve paydaları eşit değilse, paydalar eşitlendikten sonra payı büyük olan kesir daha büyük olarak karşımıza çıkacaktır. 5 bölü 3, 7 bölü 15, 4 bölü 5 şeklinde baktığımız zaman 15 ile genişletebiliriz. Burayı 3 ile, burayı 5 ile genişleteceğiz. 5 ile genişlettiğimiz zaman 25 bölü 15, zaten burası 15'ti. 7 bölü 15, 3 ile genişletiriz. 12 bölü 15 olur. En büyük kısım 25 olduğu için 5 bölü 3 en büyüğümüz. Daha sonra 4 bölü 5 12 olduğu için geliyor. En küçük de 7 bölü 15 olarak karşımıza sıralamamız çıkar. Aşağıdaki kesirlerle denk olan ikişer kesir yazınız. 3 bölü 8'i önce 2 ile genişletelim. 6 bölü 16 olur. 5 ile genişletebiliriz. 15 bölü 40 olabilir. 2 ile genişletirsek 20 bölü 14. 5 ile genişletirsek 50 bölü 35. 2 ile genişletiriz. 1 tam 2 bölü 4. 5 ile genişletiriz. 1 tam 5 bölü 10. Sadeleştirme yapabiliriz. 5'e bölünebilir. 3 bölü
9 olacaktır. 3'e bölebilirim. 5 bölü 15 olabilir. En sade halinde 1 bölü 3 olabilir. 36'yı 12'ye böldüğüm zaman direkt ben 3 bölü 1 olacaktır. 2 ile çarparsam 72 bölü 24 olabilir. 1 tam 24 bölü 32. 2'ye bölebilirim her tarafı, pay ve paydayı. 1 tam 12 bölü 16 olabilir. 1 daha 2'ye bölebilirim. 1 tam 6 bölü 8 de yazabilirim. Aşağıdaki verilen kesirleri en sade haliyle eşleştiriniz. 24 bölü 30. Burada 24 ile 30'un ortak 6 katı vardır. 24'ü 6'ya böldüğüm zaman 4, 36'ya böldüğüm zaman 5, yani 4 bölü 5 elde ederiz. 120 bölü 90, sıfırlar gider. 12'yi 9'a böldüğüm zaman karşımda 4 ve 3 olacaktır. 4 bölü 3 en sondaki şıkta geldi. 1 tam 8 bölü 16 dediğim zaman 8 ile 16 1 bölü 2 olarak sadeleşebilir. O zaman 1 tam 1 bölü 2 dediğimizde 3 bölü 2 olacaktır. 81 bölü 27 dediğimiz zaman 81'i 27'ye böldüğüm zaman 3 bölü 1. Bu da karşımıza 3 olarak cevabımızı çıkartır. Aşağıdaki eşitliklerin sağlanabilmesi için kutu yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. 48'i bölü 60. 48'i burada kaçla bölmüşse 4 olmuş şeklinde baktığımız zaman burayı 12'ye bölmüş. Aynı şekilde 12'yi 60'a böldüğümüz zaman 60 bölü 12 5 edecektir. 3 tam 1 bölü 8. 8'i 4 ile çarpmış. O zaman 1'i de 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 çıkacaktır. 7'yi 12 ile çarpmış. 84. 6'yı da 12 ile çarpıyorum. 72. 18 ile 24'ü öncelikle sadeleştirsem 6'ya bölsem 3, 6'ya bölsem 4. 1 tam 3 bölü 4'ü paydasına eşitlediğim zaman 4 kere 1 4, 3 de eklediğim zaman 7 bölü 4 olarak karşıma gelecektir. Aşağıda verilen eş parçalı ayrılmış şekildeki denk kesirler belirtecek şekilde boyayınız 6 parça var, 12 parça var. O zaman buranın bir parçası buranın İki parçasına eşittir. Burada 1 bölü 6 olurken burada 2 bölü 12 karşımıza çıkar. Eşit büyüklükteki pastalardan muzlu olan 8 eş dilime, çikolatalı olan 6 eş dilime, çilekli olan 12 eş dilime ayrılmıştır. Defne muzlu pastadan 2 dilim almış. Defne muzlu pasta 8 parçaya bölünmüştü. 2 bölü 8 almış. Can çikolata pastadan 2 dilim. Çikolata pasta 2 idi. Can 2 bölü 6 almış. Ece de çilekli pastadan 2 dilim almış. Çilekli de 12 idi. En fazla pastayı kim yemiştir sorusuna baktığımız zaman eğer paylar aynıysa paydası küçük olandı. O zaman Can 2 bölü 6 ile en fazla yiyecek olacaktır. En az da Ece 2 bölü 12 ile almıştır. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sularınız. Paydalar aynı olduğu için en küçükten başlarız. 1 bölü 18 küçüktür. 5 bölü 18 küçüktür. 13 bölü 18. Bu da küçüktür. 29 bölü 18. Üstler aynıysa yani paylar aynıysa alttaki büyük olan küçük olacaktır. O zaman 17 bölü 19 küçüktür. 17 bölü 5 küçüktür. 17 bölü 3 o da küçüktür. 17 bölü 2. 2 tam 1 bölü 7, 3 tam 1 bölü 7, 2 tam 5 bölü 7, 1 tam 6 bölü 7. Altlar aynı. Burada 1 bölü 7'lere misal 2 tam 1 bölü 7 ile 3 tam 1 bölü 7'yi kıyaslarken
tamlarını dikkate almam gerekiyor. Burada en küçüğünde 2 tam, 3 tam, 2 tam, 1 tam olduğu için 1 tam 6 bölü 7 en küçük olacaktır. Daha sonra 2 tama bakıyorum. 1 bölü 7 daha küçük. 2 tam 5 bölü 7'den. Ve en büyüğü de 3 tam 1 bölü 7 olacaktır. 7 bölü 9, 13 bölü 12, 4 bölü 3, 5 bölü 36, 15 bölü 18 olarak baktığımda. Burada paydaları eşitlemem gerekiyor. 36 sayısını genişletmek için burayı 2 ile, burayı 12 ile, burayı 3 ile, burayı da 4 ile çarpmam gerekiyor. Yani 4 kere 7 buranın 28 olması gerekir. Buranın 39, 48, burada 5 zaten ve 30. Şimdi en küçüğüne baktığım zaman üstleri 5 bölü 36 var. Daha sonra 7 bölü 9'da 28'lik var. Sonra 30 olan 15 bölü 18. 39, 13 bölü 12. 48 olan da 4 bölü 3 olarak küçükten büyüğe sıralanmış olur. Aşağıdaki sıralamaları inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz şeklinde bir durum. Burada bir tamlık kısımlar olduğu için önce burayı düzeltelim. 8 kere 1 8. Burada ne oldu? 9 oldu. Yani 9 bölü 8. Ama burada 7 bölü 8 var. Şu ikisinin yerinin değişmesi gerekiyor. 3 bölü 8. Sonra 7 bölü 8. Daha sonra bir tam 1 bölü 8. Yani 9 bölü 8 gelmeli. En son da 15 bölü 8 olması gerekiyor. 16 bölü 3, 16 bölü 7, 16 bölü 15, 16 bölü 21. Herhangi bir üsler aynı olduğu için küçük olan büyük olması gerekiyordu. Burada ters işaret yapılmış. Yani 16 bölü 3'ün daha büyük olması gerekirken küçük yapılmış. Bu işaretlerin yer değişmesi gerekir. 1 tam 3 bölü 4. Burayı düzeltelim. 4 kere 1 4. Daha doğrusu bileşik kesire çevirelim tam kısımdan. 7 bölü 4 olması gerekir. 5 bölü 8, 3 bölü 2, 7 bölü 16. 16 ile genişletirsem burayı 4 ile, burayı 2 ile, burayı 8 ile, burayı da 1 ile. Burası 4 kere 7, 28 bölü 16. Yazdığında var mı hata bakalım. 10 bölü 16, 8 kere 3, 24 bölü 16 ve 7 bölü 16. 28 ondan küçük olmaz. O yüzden 28 daha büyük olması gerekiyor. Hemen o zaman düzeltelim. 28 daha büyük olduğu için 1 tam 3 bölü 4'ü büyük yapmam gerekiyor. En küçüğünü alayım. 7 bölü 16. Daha sonra 10 bölü 16 dediğimiz 5 bölü 8. Daha sonra 24 bölü 16 dediğimiz 3 bölü 2. Ve en sonda 7 bölü 4 dediğimiz 1 tam 3 bölü 4 olarak karşımıza gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde kesirlerde hesaplamalarda görüşmek üzere. Uğur Mutlu.